Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Kayseri yöresine ait canım Emine arkadaşımdan öğrendiğim nevzine tatlısı yapacağım. Bütün Kayserilere buradan selam olsun. Türkiye'min her yerine. Şimdi tatlımızın şerbetiyle başlayalım. Arkadaşlar böyle su bardağı, klasik su bardağıyla 3 su bardağı şeker koyuyoruz. Arkadaşlar şimdi 4 su bardağı da su koyuyoruz. 3 su bardağı şeker, 4 su bardağı son. Şimdi biraz da birkaç damla da limon sıkacağız içine. Ocağı kaynamaya bırakacağız. Arkadaşlar böyle bir su bardağı, plastik su bardağı dolusu ceviz çekiyoruz. Arkadaşlar böyle fındığımızı şu şekil, çok ne ince ne de kalın şu şekil çektik. Bir su bardağı cevizimizi. Şimdi bunu kenara alıyoruz, hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Arkadaşlar 250 gram tereyağını erittim. Sizler isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Şimdi yoğurma kabıma döküyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Bir çay bardağı süt. Üç yemek kaşığı tahin. Arkadaşlar şimdi kabartma tozu koyuyorum bir paket. Cevizimizi koyuyorum. Şimdi arkadaşlar o aldığı kadar un koyacağız. Sonra ben sizlere kıvamını göstereceğim yoğurdukça. Şöyle arkadaşlar kıvamı bu şekil olacak. Bu şekil olacak. Şimdi bunu biz tepsiye basacağız. Tekrar yine göstereceğim. Arkadaşlar şimdi çatalla üzerine çizikler atıyorum. Bu şekilde çizikler atıyorum. Arkadaşlar şimdi tatlımızı, nevzinde tatlımızı Kayseri yöresine ait şimdi dilimliyoruz. Kare kare olacak şekilde dilimliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 180 dereceli fırında yarım saat kadar pişireceğiz. Sonra yine görüşürüz. Arkadaşlar nezine tatlımız pişti. Şimdi şerbetini kaynadıktan sonra bir çay bardağı pekmez kattık. Ama istemeyen katmayabilir. Pekmez şart değil. Tatlımız 45 dakika piştikten sonra şerbetin üzerine döktük. Tatlımız ılık olacak. Şerbetimiz de ılık olacak. Yapıp yiyeceklere afiyet olsun. Abone olmadan geçmeyin. Bir ufacık olsa bir emoji bırakın. Beğeni yapın. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.